Aslında şu an oldukça heyecanlıyım. Senelerden sonra ilk defa sebze dışında bir tarif veriyorum. Tam da mevsimiyken kızartmadan fırında çıtır çıtır palamut nasıl yapılır? Öyle aromatik ve lezzetli bir tarif ki bu. İnanın palamut sevmeyene bile sevdirir. O yüzden daha fazla kendimde saklayamadım ve sizinle de paylaşmak istedim. Burada palamutlar için bir istasyon hazırlıyoruz. Soya sosu, susam yağı ve baharatlardan oluşan bir pişirme sıvısı, un ve mısır unundan oluşan da bir tane kaplama. Palamut dilimlerini tek tek pişirme sıvısına batırdıktan sonra, hatta bir süre bekletseniz daha da şahane olabilir. Kaplama ile nazikçe kaplayıp fırın tepsisine diziyoruz. Üstüne biraz zeytinyağı ve kalan pişirme sosunu gezdirip doğruca fırına gönderiyoruz. İçleri kurumadan dışları çıtır çıtır pişmeleri için sadece 15-20 dakika arası fırında kalmaları yeterli. O arada bir de yanına şahane iki tane salata yaptık mı menümüz tamam. Ben olayı bir seviye daha yukarı çıkarmak için kestane mantarlı ve kırmızı kapya biberli, yine soya soslu ve susam yağlı bir eşlikçi hazırlıyorum. Mantar ve kırmızı kapya biberler tavada yağsız sotelendikten sonra son aşamada soslar, yağlar ve üzerine birazcık da taze soğan geliyor. Çıtır çıtır palamutları tek başına servis edebileceğiniz gibi böyle sebzelerin üstüne dizerek servis edip şovda yapabilirsiniz. Çok besleyici ve lezzetli bir hafta sonu menüsü önerisi bence. Umarım dener ve çok seversiniz. Mutlu haftalar.